Merhaba ben Ahmet Dönmez. Hulusi Akar'ın yazılmamış portresi başlıklı yazı dizimin 10. bölümünü paylaşıyorum sizlerle. 20 Ekim 2020 tarihli bu bölümün başlığı Cemaat Hulusi Akar'a nasıl bu kadar inandı? Şeklinde yazının orijinal haline internet sitem ahmetdönmez.net üzerinden ya da patreon.com'daki Ahmet Dönmez sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu videonun altındaki açıklama bölümüne yazının linkini ekleyeceğim dilerseniz o linki tıklayarak da yazıya ulaşabilir ve okuyabilirsiniz. Evet 10. bölüm Cemaat Hulusi Akar'a nasıl bu kadar inandı başlıklı 10. bölüm şu şekilde. 2015 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrılıp Genelkurmay Başkanlığı'na geçerken devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ''Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam.'' diyordu. Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna otururken Said Nursi'nin bu ünlü meydan okumasına atıf yapmasının bir anlamı vardı. Sahi bir zamanda söylenmiş olsaydı belki üzerine başka manalar giydirilemeyecek cümleler olabilirdi. Çünkü aynı konuşmada Nazım'dan yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine dizelerini de okumuştu. Fakat o gün için anlam çarpanı büyüktü bu sözlerin. Çünkü tavanıyla tabanıyla cemaatin içinden geçilmekte olan o ateşin günlerde en sık alıntıladığı aforizmalardan biri buydu. Erdoğan iktidarının başlattığı cadı avına karşılık boyun eğmemenin ve sonuna kadar direnmenin bir parolası gibiydi. Cemaatten birilerinin çoktandır adeta kendilerinden gibi gördüğü Hulusi Paşa ordular komutanlığına otururken böylesine güçlü ve açık bir jestle sakın kuşkunuz olmasın diyordu adeta. 15 Temmuz'a bir yıldan daha az bir süre vardı. Hulusi Akar ve cemaat konusu üzerine akademik çalışmalar yapılacak ve kitaplar yazılacak efsafta bir başlık. Soru tam olarak şu. Yazı dizisinin bu bölümüne kadar çizdiğim profildeki bir adam nasıl oldu da cemaatin karar alıcılarını kendine bu ölçüde inandırabildi? Nasıl olmuştu da cemaat bu karakterde bir adamı adeta mesiyanik bir beklentiyle bekler hale gelmişti. Filistinelerin bir zamanlar komutan Fevzi el Kavukçu'yu beklediği gibi bekliyordu cemaatten birileri Hulusi Akar'ı. Kavukçu gelecek, onların hepsini yenecekti. Peki öyle mi oldu? Hayır, tam tersi. Hulusi Akar, tarihin görüp görebileceği en büyük pusulardan birini kurdu. Bu allograft ilişkide son anda bir doku uyuşmazlığı olmuş gibi görünüyorsa da, aslında her şey doğasına uygun gelişmiş ve öyle sonuçlanmıştı. Bu ilişkinin birkaç boyutu var. Hulusi Akar'ın kişiliğine bakan yönü, Akar'ın siyasi hesaplarına bakan yönü, cemaatin yapısına, kimyasına, tarihsel köklerine, inançlarına, kodlarına, işleyiş tarzına bakan yönü, cemaat yönetiminin ihtiyaçlarına bakan yönü, cemaatten bazı imamların kendi şahıslarına bakan yönü, Cemaatle Akar arasında bağ kuran insanlara bakan yönü. Ve bunların hepsini ayrı ayrı ele almak lazım. Bunların ilk ikisi yazı dizisinin şu ana kadarki bölümünde işlendi zaten. Yani Akar'ın politikacılığı, kariyer hesapları, keskin öngörüleri, analitik zekası, her zaman kazananın yanında olabilme yeteneği, güçlü ikili ilişkileri, kolay ittifaklar kurabilme kabiliyeti, karşısındakini tesir altına alabilme marifeti, Kurnazlığı vefasızlığı, entrikacılığı, oyunculuğu, satıcılığı ve acımasızlığı her şeyi açıklıyor zaten. Burada asıl cevabını bulmaya çalışacağım sorular cemaate bakan tarafları. Cemaat Hulusi Akar'a inandı. Çünkü bütün faaliyetleri içerisinde asıl odak noktası askeriyeydi. Devlette yapılanmak, bütün kritik mevkilerde söz sahibi olmak esastı. 40 yıl boyunca bu hedef ve motivasyonla hareket etti. Bilhassa askeriye Adeta kızıl elma gibi bir şeydi. Feda edilemezdi. Geri kalan diğer bütün hizmetler bir yana, omuzu kalabalıklar bir yanaydı. Bir gün gelecek kahraman ordu dizginleri ele alacaktı. Çünkü nihai aşamada devlet kudreti elinde olmaksızın bayrağını taşıdığı idealler dünyanın en yüksek burçlarına dikilemeyecekti. Bu davanın sahibi Allah'tı ve Allah nurunu tamamlayacaktı. Gayretullah'a dört parmak kalmıştı. Gülen cemaati belirgin bir şekilde romantik bir cemaattir. Bir yönüyle reel hareket etse de her alanda var olan o dualite burada da karşımıza çıkar. Bazı yöntemleri rasyonel olan hareketin ruhu fevkalade mistik ve romantiktir. Hatta yer yer ezoteriktir. İşaretler, bişaretler, alametler, rüyalar, harikuladelikler hayret uyandıracak derecede önemli bir yer tutar. Bilhassa gidilen yolu doğrulamaya ve geleceği muştulamaya dönük aktarımlar, çıkarımlar, yorumlar, hesaplamalar sanki bir pusula gibi yola ışık tutar. Bu tür inanışları 17-25 sürecinden sonra Gülen hareketi içerisinde baskın bir şekilde görüyoruz. Hatta neredeyse cemaat yönetimini tamamen ele geçirdiğini bile söyleyebiliriz. O pencereden bakarsak bütün alametler belirmişti hizmet-i imaniye ve Kur'aniye ayaklar altında çiğneniyor, bütün mübarek müesseselere giriliyor, hizmet zindanlara tıkılıyordu. Esbab bil külliye sükut etmişti. Allah'ın yardımı ne zaman ayeti sıkça söylenir olmuştu. Beklenen bir şey vardı. İyi bilin ki Allah'ın nusreti yakındı. Ama bu nasıl olacaktı? Ne zaman ve ne şekilde? Bir şey olacaktı ama ne Tabanda bir bilinmez neca tabel bağlanıp umutla dualar edilirken onların hiç tanımadığı, bilmediği yerlerde başka birileri veya kimi abileri bambaşka kıpırtılar içindeydi. Epeydir Hulusi Akar ismi etrafında bir çeşit mistifikasyon süreci başlamıştı ya da başlatılmıştı. Bediüzzaman'ın ilk talebelerinden Hulusi Efendi bir albaydı. O yüzden Hulusa Karada cemaat içinde Hulusi sani yani ikinci hulusi nazarı ile bakanlar vardı. Nasıl üstadımızın bir albay hulusisi varsa hocamızın da bir hulusisi var gibi bir mistik söylem dar dairede dolaşıyordu. Ya da özellikle öğretiliyordu kim bilir. Kimilerine göre o ahir zamanda zuhur edeceği ve Mehdi'nin yolunu tutacağı rivayet edilen kahtaniydi. Cemaat Tepe yönetiminin böyle düşünüp düşünmediğini bilmiyorum ancak bazı alt ünitelerde bu şekilde bir fısıltının yaygınlaşması bile bir şeylere delalettir. Kahtan'dan bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk ve idare etmeden kıyamet kopmaz şeklindeki bir hadise dayanarak oluşturulan bu beklenti nedense birilerince Hulusi Kara işaret edecek şekilde konuşlandırılıyordu. Elindeki asa da silahın remziydi. İkili sohbetlerin mahrem konusuydu. Hulusi Akar cemaatten mi diye sorulduğunda imalı gülücüklerin fısıltıyla iyi biri referanslarına dönüştüğü bir beklenen doğu. Ona bir müstihar bile verilmişti. Halis. Cemaat yönetiminin ihtiyaçlarına bakan yönü de bu beklentiyi körüklemiştir. Bilhassa 17-25 Aralık'tan sonra başlayan tasfiye, tedhiş, tutuklama, el koyma, şeytanlaştırma, insan dışılaştırma, yok etme süreciyle beraber bir kurtarıcı el beklentisi ayuka çıkmıştı. Hoca Efendi mülaneyi yaptı, geri sayım başladı şeklinde kabaca ifade edilebilecek bir inanış vardı. Üç vakte kadar mülane tutacak ve herkes her şeyi görecekti. Bu dava Allah'ın davası olduğuna göre Allah bu bayrağı yerde bırakmayacaktı. Bu zihni ve inançsal arka plana bir de psikolojik durumu eklemek gerekir. Cemaat yönetiminin ihtiyaçları bu noktada bir kurtarıcıya dört elle sarılmayı kolaylaştırıyordu. Zira herkesin çok iyi anımsayacağı gibi AKP adına Ergenekon denilen derin bir yapıyla ittifak kurarak cemaatin kökünü kazımak üzere and içmişti. Cemaat elindeki yargısal kozlar oynadıktan sonra milletin desteğini alamayınca Erdoğan'ın intikam operasyonlarına tamamen açık hale geldi. Tam tersine aranan desteği Erdoğan buldu. Açıkça cemaati yok etmek için milletten destek istedi ve seçmenin çoğunluğu Erdoğan'a bu noktada arka çıktı. O da hukuku çiğneyerek olağanüstü şartlar oluşturdu. Cemaat müesseselerine el konmaya, okullar kapatılmaya kurumlara ve şirketlere kayyımlar atanmaya başlandı. En önemlisi de kamudan tasfiyeler hızlandı. Başta emniyet istihbarat olmak üzere cemaatin önem verdiği kurumlarda toplu görevden almalar ve tutuklamalar yaşanıyordu. HSYK seçimlerinin kaybedilmesiyle birlikte cemaat önemli bir mevziyi daha kaybetmişti. Tahliye kararına imza atan hakimlerin bile tutuklanır olduğu bu yeni keyfi dönemde cemaat artık iyiden iyiye kendini çaresiz ve sıkışmış hissediyordu. Çünkü karşısındaki güç devlet olmakla kendini bağladığı her türlü hukuk kuralından sıyırmış adeta ipini koparmış bir boğa gibi saldırıyordu. Devletin her türlü sindirim gücünü alabildiğini kullanıyor ama onu hukukla sınırlayan diğer tüm mekanizmaları devre dışı bırakıyordu. Geriye sadece acımasız bir mafya düzeneği kalıyordu. İnsanlarda her sabah gözaltına alınma ve tutuklanma korkusu başlamıştı. Ülkeyi yöneten tek kudret olarak Erdoğan günde 5 kez cemaati şeytanlaştıran konuşmalar yapıyor. Ekranlar neredeyse 24 saat boyunca bu konuşmaları çevirip duruyordu. Tehdit, hakaret, baskı, korkutma, aşağılama ve şantaja bağlı psikoloji ortalama bir cemaat mensubunun günlük hayatını tamamen esir almıştı. Şeytanlaştırma tam gaz devam ediyordu ve ortalama bir cemaat gönüllüsünün dilinde Allah'ım yardımın ne zaman duası vardı artık. Diğer yandan cemaatin yönetici kademesi için artık 40 yıllık kazanımları tamamen kaybetme korkusu başlamıştı. Artık muvazzaf askerlere de gözaltı operasyonlarının başlayacağı konuşuluyor. 2016 şurasında çok sayıda askerin ihraç edileceği yönünde haberler dolaşıyordu. Böyle bir sıkışmışlık hatta Murat Belge'nin İngilizce'den soktuğu şekliyle söylersek frustration hali yani çaresizlik, sıkılmışlık, sıkışmışlık, hüsran, umutsuzluk içerisinde cemaat yönetimi kendilerini bu durumdan çıkaracak her ne ve her kim olursa ona sarılmaya hazırdı. Hulusi Akar da zaten epeydir göz kırpıyor, sinyaller veriyor, dolaylı mesajlar iletiyordu karargah koridorlarında bağıra bağıra Tayyip Erdoğan'a küfrettiğini, hükümetten rahatsızlığını her vesileyle dile getirdiğini, dar dairede de bu adamdan kurtulmak lazım minvalinde konuşmalar yaptığını çok kişiden dinledim. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak için ben bir şey yaparsam arkamda durur mu diye nabuz yoklaması da hep müdahale niyetine hamledildi. Bu süreçte devreye giren birileri Cemaat yönetiminin bu çaresizlik psikolojisiyle başarıyla oynadı. Hatta kedinin fareyle oynaması gibi oynadı. Zaten mistik ve romantik bir yapıydı. Çok kolay bir şekilde kıvama geldi. Cemaatten kimi imamların kendi şahıslarına bakan yönüyle de elverişli bir zemin vardı. Bu noktada bilhassa Adil Öksüz'e odaklanacağım. Çünkü 15 Temmuz öncesi cemaatin Türkiye'deki en önemli aktörü Adil Öksüz'dü silahlı kuvvetlere bakan en yetkili isim oydu. Kısa bir süre öncesinde ekibini de tamamen kendi istediği şekilde dizayn etmişti. Cemaatin lideri Fethullah Gülen adeta onun ağzına bakıyordu desek yalan olmaz. Adil Öksüz de aslında fıtraten ve zihniyet olarak cemaatin müşahhas hali gibiydi. Bir ilahiyatçı olarak zihin hep pakrodunilik, pakrodunilik, sabetaycılık, kabala gibi konularla meşguldü. Biraz ezoterik, biraz komplocu, hayalperest, ve hırslı bir insan olduğu anlatılıyor. Kendisini yakından tanıyanlardan öğrendiğim kadarıyla o da bu davanın kurtarıcılığı fikrini kendini iyiden iyiye kaptırmıştı. Kahraman olacaktı ya da etrafına bu havayı veriyordu. Kimi iddialara göre Hulusi Akar'ı Hulusi Sani kendisini de Said Nursi'nin işaret ettiği sarıklı genç gibi görüyordu. Nursi 28. mektubunda talebelerinden birinin rüyasını tabir ederken Sarıklı, küçük, genç bir zat ise Hulusi'ye omuz omuza verecek. Belki geçecek birisi, naşirler ve talebeler içine girmeye namzettir. Bazılarını zannederim fakat kat'i hükmedemem. O genç, kuvve velayetle meydana atılacak bir zattır, der. İşte kendisini yakından tanıyan bazı eski dostları, Adil burada haber verilen sarıklı genç olmak istediği ve bunun için de Hulusi ile omuz omuza vermek üzere mistik bir motivasyonla hareket ettiğini söylüyor. Bunu besleyen ve destekleyen bir diğer unsur da yine risalelerde geçen hava kuvvetlerine ilişkin satırlar. Said Nursi'nin Tarihçi Hayat isimli eserinde şöyle bir pasaj vardır. Yine bir gün vaktiyle Eskişehir'de tayyareciler ve subaylar ve askerlere de aynen şu dersi vermişti. Bu tayyareler bir gün İslamiyet'e büyük hizmet edecekler. Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza etseniz, asker olduğunuz için her bir saatiniz 10 saat ibadet, hususan hava askeri olanların bir saati 30 saat ibadet sevabını kazandırır. Yeter ki kalbinde iman nuru bulunsun ve imanın lazımı olan namazı ifa etsin.'' 15 Temmuz'dan kısa bir süre öncesine kadar cemaatin hava kuvvetleri imamı olduğu bilinen Adil Öksüz'ün bu satırlara kayıtsız kaldığını düşünmüyorum. O fıtratta ve inanışta birisinin burada işaret edilen mevhuma kalben bağlandığını eminim. Aynı zamanda güçlü egosu olan, heyecanlı, romantik ve hırslı bir insanın bu işaretlerden yola çıkarak kahramanlığa soyunduğu iddiası gerçekçi duruyor. İşin tabiatına da uyuyor, olan bitenle de örtüşüyor. İşte o adil öksüzün 15 Temmuz'dan bir yıl önce hava kuvvetlerini bir başkasına devredip bütün TSK'nın imamlığına terfi ettiğini de göz önünde bulundurursak cemaatin nasıl olup da Hulusi Akar'ın peşinden bu uçuruma yuvarlandığını biraz daha anlayabiliriz. Hava kuvvetleri İslam ordusuna hizmet edecekti. Yine Said Nursi'nin Sikki-i gaybi eserinde bahsettiği 3 mesele de önümüzdeydi. Bu üç mesele iman, hayat ve şeriat vazifesiydi. Bir yoruma göre iman aşaması Bediüzzaman ile tamamlanmış, hayat aşaması fetullah Gülen ile yaşanmaktaydı. Üçüncü aşamaya mı geliniyordu? Var olan şiddetli baskı ve zulüm süreci, bu karanlık gecenin döl yatağı, kader planında yeni bir gündüze dahilik mi yapıyordu? Belki de her şey daha önceden vaat edilmiş işaret ve beşaretlere uygun ilerliyordu. Tarih denk nokta gelmişti. Evet, 20 Ekim 2020 tarihli Cemal Hulusi Akar'a nasıl bu kadar inandı? Başlıklı yazı bu şekildeydi. Yazı dizisinin bundan sonraki bölümlerinde görüşmek üzere diyorum. Bu yayını dinlediğiniz için veya izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.